علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etballı rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenlerin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşahabenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Huffet el cennetü bil mekari. Cennet-i ala zor, sevilmeyen, meşakkatli işlerle çevrelenmiş, süslenmiştir. İnsanın nefsinin hoşuna gitmeyeceği zor işler, cennetin etrafında bunlar vardır. İnsana zor gelen, nefsine ağır gelen şeyler cennetin etrafını kuşatmıştır. Mesela insanların kul haklarını gereğiyle yerine getirmek zordur. Soğuk kış günlerinde güzel bir abdest almak zahmetlidir. Musibetlere, canı yakan olaylara karşı Allah'a isyan etmeyip sabretmek zordur. İşte bu zorlukları yenerseniz cennete girersiniz. Cennet böyle zorluklarla çevrelenmiştir. Bunları aşmak lazım diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanın sevmediği, insana ağır, zor gelen şeyleri cennetin etrafını sarar demek suretiyle işte bu zorlukları geçmeden, bunları yenmeden cennete ulaşamazsınız. Bunlara sabretmeden, Allah'a sığınmadan cennete ulaşamazsınız. Evet. Cehennem ateşi de, cehennem de nefsin hoşuna gidecek olan, nefsin istediği şeylerle çevrelenmiştir. Bu diyor İbn Hacer Askalani, Peygamber Efendimizin Cevamil Kelim, az kelime, az söz, çok derin manalar içeren muhteşem bir sözüdür. Onun ne kadar belli
olduğunun alametidir. İnsan nefsi, insanın daima aşağılanmasına, insanın yaratılış gayesinden uzaklaşmasına sebep olur. Nefsi ammare. İnsan arştan gelen ruh ile topraktan yaratılan nefsi emmare'den ibarettir. İnsanda dualite, ikilik vardır. Arştan gelen ruh vatanını özler. İnsanı arşa götürmek ister. Yükseltmek ister, aziz etmek ister. Başını arşa değdirmek ister. Topraktan gelen nefis de, şehvetler de insanı alçaltmak ister. Evet. İnsan aklını kullanmalı, iradesini kullanmalı. Kur'an'da imtihan için bu dünyaya geldiniz. Sözünü hiç unutmamalı. Allah'a sarılmalı. Allah'ın emirlerini bir hakkın yerine getirmeli. Allah'ın rızasını kazandıracak şeyleri yapmalı. Bunlar zor olsa da bu zorluğu yenmeli. Evet. Bunlar zor olsa da bu zorluğu yenmeli. Şimdi oruç. Bazen 17 saat gündüzler olduğu zaman, Temmuz oruları rastladığında sıcak. Türkiye'de bile o sıcaklara zor dayanılıyor. Bir de sen şimdi git bakalım Mekke'ye, 60 derece sıcak. Bunda da oruç tutacaksın. Tehir etmek yok. Ramazan'da oruç tutun. Allah'ın emri bu. Nefse ne kadar zor gelir. Sonra tutsam olmaz mı? Olmaz. Namaz nasıl vaktinde kılınırsa, vaktinde namaz kılmamak büyük günahsa, Ramazan ayında da hasta değil, yolcu değil, efendim çok sıcak diye veya çalıştım iş ağır diye oruç tutmamak büyük günahtır. Sonra olamaz, olmaz. İşte bu insana zor gelen şeyleri Allah'a sığınarak Bismillah, tevekkeltu alallah diyerek yapmalı. Bunlar da başarıya ulaşmalı ki cennete girilebilsin. Ve huffet ennaru bişşehevet. Cennet böyle zor şeylerle çevrelendiği gibi cehennem de şehvetlerle çevrelenmiştir. Evet. İnsanın nefsinin hoşuna giden mesela vur patlasın, çal oynasın. Sen daha gençsin. Yaşlanınca hacca gidersin, tevbe edersin. Nefis. İşine bak, eğlenmeye bak. Zevk-i sefayı sürdürmeye bak. Der. Nefis bunu ister. İşte bunlara karşı dur demek lazım. Hayır demek lazım. Genç. Üniversitede veya dışarıda fiziki dürtüleri var. Kızlar da çağırıyor. O fiziki dürtülere rağmen hayır. Allah zinaya yaklaşmayın buyurdu. Ben böyle şeyler el süremem diye o nefsine tokadı vurması lazım. Ona karşı direnmesi lazım ki cehennem ateşinden kurtulsun. Herkes insanları aldatıyor. Mesela esrar satıyor. Azıcık şeyi senin bir aylık kazancından daha çok para ediyor. Bir ay çalışacağına işte o lanetli şeyden al, sat, kaçak mesela. Nefis bunu der. Hayır. İnsanları zehirlemek Allah'ın emrine aykırıdır. Allah yasak etmiştir. Mesela sigara. Evet. Sigara. Herkesin
alıştığı sigara. Evvelce fıkıh kitaplarında mekruh yazıyordu. Çünkü sigara sonradan icat edildi. İyi bir şey değil. Gördüler fukaha, İslam alimleri. Ama kesin bir delil olmadan bir şey haram demek küfürdür. İslam'da böyle bir şey yoktur. Nenin haram olduğunu, nenin helal olduğunu Allah Kur'an'da öyle diyor. Biz açıkça tafsilatıyla beyan ettik. Şunlar şunlar haram, şunlar şunlar helal dedik. Ha, işte bunlara uyacaksın. Bunlara karşı nefsinin arzularına değil, Allah'ın emirlerini hatırlayacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarını rehber edineceksin. Nefsine dur diyeceksin. Helalından kazanacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Gıybet etmeyeceksin. Müslümanları aldatmayacaksın. Zina yapmayacaksın. Şehvetlere boyun eğmeyeceksin. Evet, sigara şimdi kardeş olarak, din kardeşiniz olarak arz ediyorum. Eskiden mekruh yazıyor kitaplarda. İyi bir şey değil ama haram diye yazmıyor. 1996'da Amerika'da bulunduğum sırada 4000 üniversitenin laboratuvar alimleri, laboratuvar bilginleri, profesörleri sempozyum düzenlediler. Sigaranın laboratuvarda buldukları bulguları, fikir değil, nazariye değil, bizzat buldukları şeyleri ortaya koydular. Ben de oradaydım. 4000 Müslümanlık bilgileri yok. İnsan sağlığına zararlı, müthiş bir zehir olduğunu 4000 ilim adamı belgeleriyle ortaya koydular. Sonunda 4000 ilim adamı ittifakla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ittifakla imzaladılar. Şimdi kitapları açıyoruz. Zehir içmek haramdır diyor kitaplarda. Çünkü zehir içersen ölürsün. İntihar etmek büyük günahtır. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife intihar edenin cenaze namazı kılınmaz diyor. Çünkü canları veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. Kur'an'da böyle. Canı veren Allah'tır. Canı alan da Allah'tır. Sen ne yapıyorsun? Kendin canını alıyorsun. Allah'ın bu emrini çiğniyorsun. Onun için kafir yerine koyuyor. Namazı kılınmaz diyor. Fakat İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, onlar da yetkili hocalarımız, İmam-ı Azam yetiştirdiği insanlar, hocam diyorlar, insanın en kıymetli şeyi canıdır. İnsan en kıymetli şeyi kendi eliyle sona erdirir mi? Ne demek istiyorsunuz diyor. Akıllı adam bunu yapmaz. Hocam, bu adam delirmiştir. Delinin de sen deli olmasa bunu yapmaz. Akıllı adam bunu yapmaz. Sen de delinin cenaze namazı kılınır dedin ya. Bunu deli sayalım hocam diyorlar. O da ses çıkarmıyor. İş bu kadar önemlidir. 4000 ilim adamının bulgusu fikir değil, nazariye değil. Laboratuvarda bulduğu şey. Sigara kısırlık yapıyor kadınlarda. Sigara erkeklerde iktidarsızlık yapıyor. Sigara gerizekalılık yapıyor. Her zaman görüyorsunuz, sigara kanserin bir numaralı sebebi. Bu laboratuvar bulgularıyla ortada olan bir şey. Müthiş zehir. Zehir içmek de haramdır. Efendim eskiden işte mekruh deniyordu. Hayır, o devir geçti. O kitaptan yazıldığı zaman sigaranın müthiş zehir olduğu ortada yoktu. Bu mahiyeti bilinmiyordu. Şimdi kesin delillerle ortada. Onun için müminler kardeşlerim,
Müslüman kardeşlerim, Allah'ın haram dediği şeyden uzak durun. Ben bunu bırakam demeyin. Ben bunu, çünkü biz inanıyoruz. Bu ömür belli süre. Sonra bitecek. Sonra inanıyoruz. Kabir azabı var. Mahşer var. Cennet var, cehennem var. Ama çok alıştım ben. Dünya üniversiteler bırakamam. Ha bak. Cehennem böyle nefsin istediği şeylerle çevrilidir. Bunları yaparsan cehenneme gidersin. Nefsine rağmen içmiyorum işte. Ölsem de içmeyeceğim dedin mi? Zor bir iş bu. Bu zoru başarırsan diyor Efendimiz, cennete gidersin. Evet. Her türlü pisliği yapabilecek bir mevkidesin. Konumdasın. Yap ya, boş ver. Nefsin böyle der. Hayır. Allah insanları aldatmayı haram kıldı. Yalan söylemeyi haram kıldı. Zehir satmayı haram kıldı. İçki satmayı haram kıldı. Kumar oynamayı haram kıldı. İnnemel hamru vel meysiru vel ezlamu ritsün min ameli şeytan buyurdu. Bunlar şeytanın pis işlerindendir. Feştenibühü, derhal vazgeçin buyurdu. Ben de o Allah'a inanıyorum. La ilahe illallah. Bunu da bana Peygamberimiz öğretti. Muhammedur Resulullah diyorum. İçmeyeceğim. Kumar oynamayacağım. Sigara içmeyeceğim. Evet. Deyiverin. Bu zoru başarın. Cennet sizin olsun diyor güzel Peygamberimiz. Biz de size duyuruyoruz. Evet. Müminleri duyuruyoruz. Kafirlerle işimiz yok. Müminleri duyuruyoruz. Efendimiz bunu söylüyor. Nefse zor gelir ama bu zorluklar yenmeden de cennete girilmez. Eğer bu zorluklara göğüs geremezseniz, sabretmezseniz, bunları yenmezseniz, nefsinizin arzına uyarsanız, cehennemde sizi bekliyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun için Allah'ın emirlerini tutmaya, Allah'ın rızasını kazandırıcı işletmeye son derece gayret ediniz. Şehvetlerinize karşı, nefsi emmarenizin isteklerine karşı son derece sabırlı metin olunuz. Evet. Yoksa cehennemi boylarsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize söylediği budur. Bunu kulağımıza küpe etmeliyiz. Kim bunları yaparsa, zorlukları yenerse, zorluklara katlanırsa, nefsinin arzularına ret çekerse, öyle diyor. O zaman sizin nefsiniz, ya eyyuhel nefsü, ya eyyetün nefsil mutmainne, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye, fethuli cenneti vedhuli. Evet, böyle söylüyor ayetlerde, böyle. O zaman nefsiniz sizi kötülüklere götüren, bir teşvik eden alet olmaktan çıkar, Allah'a imanınızdan sonsuz zevk duyarsınız, sonsuz sürur, sevinç duyarsınız, imanınız kemale erer, nefsiniz yatışır. O zaman da derler ki gir cennete, hem de Allah senden razı, sen Allah'tan razı. Bu vaziyette, evet, bunu başarın diyor güzel Peygamberimiz hadisinde. Evet, yani tekrar ediyoruz, inne tarikal cenne tariku var, cennet yolu sarp yoldur, sarp yokuştur. Evet, bu sarp yokuşu sabırla, Allah'tan yardım dileyerek, ona sığınarak aşmak lazım. Cennete ebediyen mutlu olmak için bunu yapmak lazım. Bu hemen bir anda olacak şey değil, uzun zaman ister, mesafe uzundur, gayret gerekir, sabır gerekir,
sonu ebedi saadettir buyuruyor güzel peygamberimiz Ahmed İbn Hanbel, Müslim, evet Tirmizi Hazreti Enes'ten, Müslim Ebu Hureyre'den, Ahmed İbn Hanbel Ebu Mesud'dan, Buhari Likah bahsinde bu hadisi nakletmişler. Yani neredeyse tevatür, mütevatir hadis. Nefsin, nefsi emmerenin içine hayır diyeceksin. Ruhun, aklın, aklı selimin dediklerine peki diyeceksin, he diyeceksin. Müslüman, güzel Müslüman olacaksın. Zaten Müslüman demek Allah'a ve Resulüne teslim olan adam, Allah'a ve Resulünün her dediğine he demektir. Evet, Müslüman budur. Kendini Allah'a teslim eden, peygamber teslim eden adam demektir. Hadi gayret diyor güzel peygamberimiz. Siz dünyaya imtihan için gönderildiniz. Bu imtihanı başarın. Gelin cennette buluşalım diyor. Evet. Hakkat muhabbeti lil mütehabbine fiyye. Allah'ı seviyorum. Kainatı yarattı. İnsanı bütün yaratıkların en şerefsizi yarattı. Akıl verdi, göz, kulak verdi. Sayısız nimetlerle insanı donattı. Allah'a inanıyorum. Allah'ı çok seviyorum. Ne diyor Allah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Allah'ın emri bu. Beni seviyorsanız ey inananlar, ey insanlar, beni seviyorsanız, sevmek istiyorsanız Habibi Muhammed Mustafa'yı seviniz. Sevmek nasıl olur? Sevdiğinin sözünü yapmakla olur. Yaptığını yapmakla olur. Onu baş tacı etmekle, hayatının her anında onu rehber edinmekle, ne yapmışsa yapmakla, sünnetlerine sarılmakla olur. Allah'ın ayetidir. Benim sünnetlerim unutulduğu zaman bir sünnetimi yapan beni ihya etmiş olur. Men ahya sünneti inde fesad ümmeti. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Kâne ma'i fil cennet. Cennette beraberiz diyor. Efendimiz. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İnanıyorum. İnanıyorsan peygamber uy diyor. Allah da seni sevsin. Evet. Öyle diyor. Benim sevgim benim uğrumda birbirini sevenler iledir. Niye seviyorum bunu? Müslüman kardeşim ya. O da la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Muhammed Resulullah dedi diye, peygambere inandı diye, garazsız vasız severseniz, aha böyle insanlar benim sevdiğim kişilerdir. Benim sevdiğim de Allah'ın sevdiğidir. Evet, onun için Buhari Müslim'de Hakkul Müslimi alel Müslimi hams. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. 1 Reddü selam. Karşılaştığı zaman Esselamu aleyküm diyecek. Selamun aleyküm diyecek. Ona cevap vermek zorundasın. Hakkın, o adamın sende hakkı. Ve aleykümüsselam. Allah hem bana hem sana iki cihan selameti versin. Kardeşim, mümin kardeşim. Gavura selam verilmez. Mümine selam verilir. Birincisi bu. Selamlaşmak. Müminin müminize hakkı. 2 Ve iadetül merid. Hasta olduğu zaman ziyaretine gitmek. Gittiğin zaman Allah sana şifalar, afiyetler versin. Ne güzelsin. Bak maşallah. Birkaç güne kadar iyileşirsin. Moral vermek. Adam sıkıntılar içinde kıvranıyor. Gidiyor. Oho sen daha kalkamazsın artık. Böyle denir mi ya? Böyle denir mi ya?
Ziyaret edeceksin, gönlünü alacaksın, moral vereceksin. Allah seni acil şifalar versin. Maşallah, çabuk kalkacaksın inşallah. Moral vereceksin. Düğün ettiği zaman düğününe gideceksin. Düğün elle olur. Bayram elle olur. Kimse kimseyi ziyaret etmese düğün olur mu? Yalnız başına düğün olur mu? Herkes toplanır öyle. Bayram, tek kişi bayram olur mu? İnsanlar toplanır. Beraber olur. Aa, Müslüman sevinçli halde gideceksin. Sevincini artıracaksın. Üzüntülü yazıyor şimdi. Evet. Vettiba'ül cenaze. Bir hakkı da bu. Öldü. Sana söylediler. Vah vah. Niye öldü? Oo, demeyeceksin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten hepimiz Allah'ın elindeyiz. Onun takdirine bağlıyız. Hükmüne tabiyiz. Ve biz de ona kavuşacağız. Onun gittiği yere biz de gideceğiz. Ayetini söyleyeceksin hemen. Niye öldü ya? Öldü deme. Sen Müslümansın. Allah'ın emirlerine teslim olan adamsın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedikten sonra gideceksin. Allah'ın emri kardeşim. Allah sana sabrı cemil versin. Ölen babana, kardeşine, ne bileyim, oğluna, kızına neyse, amcana, dayına da Allah gani gani rahmet eylesin diyeceksin. Hakkıdır diyor. Cenaze namazına katılacaksın. Evet. Cenaze namazına katıldınız mı? Nedir cenaze namazı? Duadır. Allahu mağfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerna ve insana. Evet. Allah'ım bizim diri olanlarımızı da, müminlerin diri olanlarını da, ölü olanları da affet. Evet. Şurada bulunanları da, bulunamayanları da affet. Şahidine ve gaibine. Ve zekennem insana. Erkek müminleri de affet. Kadın müminleri de affet ya Rabbi. Cenazede bu dua okunur. Bu dua okunur. Ve dirilttiğini İslam üzere yaşat. Öldürdüğünü de İman üzere öldür. Özellikle bu önümüzdeki mümin kardeşimizi veya mümine kardeşimizi affınla, merhametinle muamele tabi eyle. Günahlarını sil. Evet, affınla, lütfunla, ihsanınla muamele eyle. Bu dua yapıyoruz. Bunu söylemek dua. Evet. Böyle bir müminin diyor Peygamberimiz, cenazesine katılan Uhud Dağı kadar sevap alır. Çok sevap alır yani. Orada Uhud Dağı en büyük dağ. Çok sevap alır. İşin müsait. Bir de kabristine gider de defninde bulunursan iki Uhud Dağı kadar diyor. İki Uhud Dağı kadar sevap alırsın. Cenazeye katılmak böyle kazançlı bir şey. Bir de samimi olarak mümin kardeşin Müslüman olduğunu seviyorsun. Güzel adam, dürüst güzel adam. Ama insandır, beşerdir, şaşardır. Hatasız kul olmaz. Bir taraflarda eksiğimiz çok ya. Ama sen bunları daha çok iyiliğini biliyorsun. Evet. Müminin şahitliği geçerlidir. 40 komşusu güzel adam soruyor hocalar ya, nasıl bilirsiniz? 40 komşusu iyi adamdır. Cenazesine katılan 40 mümin iyi adamdır dediler mi? Allah meleklere buyurur diyor Peygamberimiz. Bu adamın bunların bilmediği karanlık işleri de vardı ama müminler hepsi seviyor baksana. Hepsini silin. Güzel adamlar sınıfına koyun buyurur diyor. Hadis böyle. Tabii samimi olacak. Defola bergele değil. İçten dua edeceksiniz. Müminler Allah'ın şahididir. Biz öyle şerefli bir ümmetiz. Adem Aleyhisselam bizden
medet umacak. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs. İsa Tanrı'dır diyen var, Allah'ın oğludur diyen var ya. Ente kultel innasi, ayet var. Sen mi söyledin bunları İsa? Bak böyle diyorlar. İsa bize böyle öğretti. Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs. Öyle söylüyorlar şimdi. Teslis inancı. Ente kultel innasi ittehizun ilah. Sen mi söyledin İsa bunlara? Mahkeme Kübra'da. Ya Rabbi, benim gizli açık her şeyimi sen biliyorsun. Şahitlerini getir. Ümmet-i Muhammed. Soracak bize Allah. Sen İsa'yı gördün mü? Görmedim. Niye şahitlik ediyorsun? Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de böyle söyledin ya. Sen bizi şahit kıldın ya. Sen İsa'nın böyle demediğini Allah bil. Ben Allah'ın peygamberiyim, kuluyum. Ayet var böyle, biz de onu biliyoruz. Gereği düşünüldü. İsa'nın beraatına, Musa'nın beraatına. Biz öyle bir şerefli şahitleriz. Güzel Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, güzel peygamberimizin o sünnetlerine uyarsak, işte böyle. Yalan şahidin şahitliği kabul olur mu? Sen yalan söylesen bu diyecek ki bunlar, hayır. Bu adam ezan okurken kahvede tavla oynuyordu. Kalkıp namaza gitmedi. Yazdım ben işte dakikası saniyesiyle. Zabıt tuttum. Mahkemede belge varken, halen dünya hukukunda böyle. Yazılı belge varken şahitlik dinlenmez. Bu da İslam'da da böyle. Bunların yazdığı zabıtlar okununca bir sürü yalancı şahit, şahitlik dinlenmez. Bu şahitliğe layık olacak güzel Müslümanlar olmalıyız. Allah'ın emirlerini bir hakkın yerine getirmeliyiz. Nasıl bileceğiz? Evet. Kur'an Arapçadır ama Allah Arapçasıdır. Araplar da bilemez onu. Evet. Rastladığım olayı bir tanesini her zaman anlatıyorum. Taksiye bindim bir hac sırasında. Baktım adam böyle kelli felli giyinmiş. Şoföre benzemiyor. Belli ki bir yüksek makam sahibi. Dedim ne iş yapıyorsunuz? Siz şoföre benzemiyorsunuz. Ben dedi Arap Edebiyat Fakültesini bitirdim. Falan yerde müdürüm dedi. O zaman dedim Kur'an'ı çok güzel anlıyorsunuz. Arap Edebiyat Fakültesini bitirmiş. Arap. Tefsirlere bakmadan anlayamıyorum dedi. Kur'an'ın Arapçası bu. Kim anlatıyor bunu? Muhammed Mustafa. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara Kur'an'ımızı açıklamak üzere Habibim biz seni görevlendirdik. Adam şimdi diyor ki peygambere ihtiyaç yok, hadise gerek yok. Kur'an'da her şey var. Sıkıysa anla hadi. Evet, meydan okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti anayasası Türkçedir. Varsa içinizde bir yiğit Türkiye Cumhuriyeti anayasasını anlayacak çıksın kalksın. Buyur Türkçeyi anla, oku bakalım. Anlayamazsın arkadaşım. Koca koca profesörler birbiriyle kavga ediyor. Anlayamıyorsun. Saçma senin fikrin diye. Onu anlamak için kanun çıkarılıyor. Kanunu da herkes anlayamaz. Tüzükler çıkarılıyor. Onu da herkes anlayamaz. Yönetmelikler çıkarıyor. Onu da anlayamayanlar olur. Genelgeler çıkarılıyor. Akıl yolu bu. Şimdi oraya varmış dünyaya. İşte Kur'an'ın yolda bu. Allah Kur'an'ı, kitabı anayasa gibi. La teşbih. Şimdiki anayasaları anlayasını da söylüyorum. Allah'ın anayasası bambaşka. Anayasa. Anlayamayınca peygamberin sözüne bakacaksın. O kanun. Onu da anlayamayınca icmaya bakacaksın. Sahabilerin peygamberin talebeleri onlar. Ona bakacaksın. Onu da anlayamayınca İmam-ı Azam'a bakacaksın, İmam Şafii'ye bakacaksın, İmam Malik'e, İmam Ahmet'e bakacaksın. Ona bakacaksın. Yol aynı. Şimdi hadise gerek yok. Kur'an sıkıysa anla. Buyurun. Meydan okuyorum.
Anayasa profesörleri bile anlamadın, saçmaladın diye birbirlerini kavga ediyorlar. Anayasa profesörü. Türkçe yahu nasıl anlayacaksın? Onun için peygambere teslim olacaksın. Peygamber ne dediyse he diyeceksin. Onun yaptığı gibi yapacaksın, Allah'ın sevgisini kazanacaksın. Benim sevgim, Allah'ın sevgisi benim sevgimle. Benim sevgim de Müslümanların birbirini sevmesiyle. Küsmek yok. İnsanlık gereği kafan kızmış, yanlış şeyler yapmış. 3 gün diyor. 3 günden fazla dargınlık haramdır diyor. Gideceksin, ilk selam veren kazanıyor diyor Peygamberimiz. İkiniz kavga etmişsiniz, şu bu sebebiyle bir kızmışsın, ilk selam veren sen olursan çok kazanırsın diyor. İlk selam veren sen ol. Git selam ver. Onu kim beslemediğini dargın olmaz göster. Efendimizin sözü bu. İşte Müslümanlar birbirine böyle kaynaşırsa, birbirine dargın olmazsa, sırf La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için onu seviyorsa beni sevmiş olur. Benim sevgim böyle kazanılır. Beni seven de seveni de Allah sever. Kur'an'da böyle. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Muhabbeti lil mutahabbin fiyye. Benim konusumda birbirine seven Müslüman kardeşimiz ya o. Canım kurban olsun diyenlerle beraberdir. Ben böylelerini severim. Daha bitmedi. Evet. Ve hukkat muhabbeti lil mutasaffine fiyye. Evet. Bana saf halis, bana saf halis sevgi gösteren müminleriyle ben seviyorum. Sırf peygamberimizi Allah'ın seçtiği Resul olduğu için bir beklentisi yok. Bundan başka seviyor. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Evet. Bu hadisleri açıklıyor Yunus Emre. Ahirette olur zevki sefası. Evet. Bütün günahkarların şefaatçisi adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aha, böyle mümin olmalı. Ben işte bu sırf beni saf sevgiyle sevenleri seviyorum. Bir, iki, saf kelimesinden mutasaffine, bir de şimdi namaz kıldık, Allah kabul etsin. Saf saf olduk değil mi? Saf da saf saf namaz kılanlar. Camide ezan okunmuş, koşmuş, saf saf olmuş namaz kılanlar. Benim sevgim işte böyle camilerde saf saf Allah'ın divanına durmuş müminlerle beraberdir. Ben onları seviyorum. Peygamber seviyor, Allah da seviyor. Öyle söylüyor güzel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, böyle olunuz. Müminlerin gönlünü almak, onlarla kaynaşmak. Büyük veli Cüneyd-i Bağdadi, büyük veli, Allah'ın evliyası, dostu, grup adam gelmiş, devamlı Allah'la uğraşıyor, zikrediyor, tesbih çekiyor, gözyaşı döküyor. Hemen çıkmış onların yanına. Peygamberin bu hadisini hatırlatmış onlara. Sizin aranıza girip sizinle kaynaşmak peygamberin sevgisine sebep olduğu için geldim yanınıza. Evet. Benim hocamı da yalnız evinde bir müsteşar falan olan, yüksek makamlara çıkan mühendis ağabeyimiz gitmiş evine. Efendim demiş, yalnız mı oturuyorsunuz? Canınız sıkılmıyor mu? Şimdi yalnız kaldım demiş.
Daha evvel Allah'la beraberdim. Şimdi yalnız kaldım demiş gelene. Yaşanan olay. Evet, mümin her zaman Allah'la olacak. Allah'la olmak için peygamberle olacak. Her davranışında peygamber ne yapmışsa aynını yapacak. Allah'la olmak için sünnete dört elle sarılacak. Evet, sünnet önemsizdir, hadis önemsizdir, ona gerek yok, Kur'an bize yeter. Yok, öyle bir şey yok. Yanlış şeyler, yanlış şeyler. Muhammed Mustafa'sız olmaz. Kur'an'ı da anlamayız. Evet, bu dediğim gibi saf, halis peygamberi sevmelerle beraberim. Bir de camide saf saf namaz kılan beraberim. Ve hukkat muhabbeti lil mütebazilîne fiyye. Evet, bezil fazla fazla vermek demek. Evet, şimdi zekatı vereceğiz. Bu Allah'ın emri, borcumuz. Namazı kılacağız. Beş vakit namaz. Allah'ın emri, borcumuz. Hacca ömürde bir defa gideceğiz, borcumuz. Öyle değil. Peygamber farzların önünde sünnet kılmış. Öğlen namazın evvelinde 4 rekat, sonunda 2 rekat. O 4 kılarsanız muazzam müjdeler var. Yatsının önünde 4 rekat, sonunda 2 rekat, 4 rekat muazzam. Evet, akşam namazın son 2 sünneti. Evet, ikindi namazın sünneti, evvel sünneti. Mecbur değil. Ama peygamber kıldı diye aziz milletimiz farz gibi telakki ediyor. Türkiye'nin her tarafında 5 vakit namazın önünde arka sünnetler. Arkasından 3 defa estağfurullah diyen kimsenin namazı kusursuz Allah'a arz olunur. Melekler kusurlarını yazmaz. Hadis var. Bunu da söylüyorlar. Ala Resulüne salavat. Salavat getiriyorlar. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Allah'ın en sevdiği cümlelerden birisi. Bunu söyleyen, yürekten söyleyen cennete ağaç diker diyor peygamberimiz. Cennete girecek ki ağaç dikecek. Senin için ağaç dikiliyor her söyleyişte. Bu aziz millet buna inanmış. 5 vakitin arkasında bunu söylüyoruz. Ondan sonra bunu söyleyince ayet-ül kürsi okuyoruz. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ma fil ard. Men zellezî yeşfa'u indehu illa biiznih. Evet, bu ayet-i kürsüyü okuyoruz. Kim her namazın arkasından diyor peygamberimiz bu ayet-i kürsüyü okursa onun cennete girmesine ölüm engel olur. Ölüverse garanti cennete gidecek. Ölmediği için böyle dünyadayken cennete girilmiyor. Öldükten sonra onun ölümüne cennete girme ölüm engeldir diyor. Aziz milletimiz buna da inanmış. Bunu da okuyoruz. Namazdan sonra, her namazdan sonra 300 Sübhanallah, 300 Elhamdülillah, 300 Allahu Ekber, 99 eder diyor. 100. de La ilahe illallah vahdehu la şerike le, levül mülkü ve levül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir derse deniz köpüğü kadar okyanuslar, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Akdeniz, Karadeniz, ne kadar deniz varsa, denizlerin köpüğü kadar günah olsa Allah onları siler diyor. Aziz millet bunlara inanmış, bunları yapıyoruz. Araplar yapmıyor. Başlarına geleni görüyorsunuz. Evet, İstiklal Harbi'nde bu aziz millet tek tüfekle, kılıçla, mitralyöz sahibi 7 düveli denize döktü Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde. 15 Temmuz'da da dünya yaptakeklik Türkiye Müslümanlarını yok edeceğiz diyorlardı. Yapamadılar. Neden? Bu aziz millet millet olarak bunları yapıyor. Böyle yapınca peygamber sevdiği için ben de onlarla beraberim diye okuduk, hadis okuduk. Peygamber bizimle, Allah da bizimle. Hesaplar tutmuyor. Allah bizi bu güzel yoldan ayırmasın inşallah. Görüyorsunuz, buradan okuyorum. Şimdi zekatı veriyoruz. Keyfin yerinde. Cebinde paran var ama
adam kıvranıyor, para kazanamamış, aç. Bakmış sırtında doğru düz ceket yok, palto yok. Hemen al kardeşim, al kardeşim. Mesela cami yapılacak, al kardeşim, al kardeşim. Şimdi verirsem yarın bakarsın müşteri gelmeyebilir. Bunları hiç düşünmüyor. Veri veri veriyor, veri veri veriyor. Mecbur olmadığı halde, aha diyor, ben bunlarla beraberim. Benim sevgim bunlarla beraber. Bunlarla beraber. Böyle mecbur olmadığı halde veri veren kimselerle beraberim. Ben, Allah da benimle beraber olanlarla beraber. Elhamdülillah bunu anane halinde yaşıyoruz millet olarak. Cenab-ı Hak da bizim her zaman elimizden tutup kaldırıyor. Kore'ye gittik. Neden? Zulme uğrayan insanları kurtarmak görevimiz. Gavur olsun olmasın, insan ya. Hayvanı da kurtarmak görevimiz. İşkence içinde hayvanı. Oradaki adamlar da zulme uğramış. Gittik asker olarak, Mehmet olarak. Amerikalıları çemberden kim kurtardı? Türk askeri kurtardı. Türk askeri. Biz mazlumun yanındayız. İmanımız bunu gerektiriyor. Şehit olanlarımız cennetin en yüksek mevkiinde. Evet, böyle bir inanca sahibiz elhamdülillah. Allah da elimizden tutuyor. Bütün hesaplar alt üst oluyor. Biz yüze çıkıyoruz. Güzel yol. İşte onları söylüyor. Müminlere veri veri veriyor. Veri veri veriyor. Mecbur olmadığı halde veriyor. Ben bunları seviyorum. Sevgim bunlara haktır. Evet. Bunlara vaciptir. Evet. Ubadet İbni Samit'ten radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Hakkul cer 40 daran. Car, komşu. Son derece önemli. Bak ne dedik? Komşusu bu adam iyidir dese adamın günahlarını Allah sildiriyor. İyi, iyi yazın bunu diyor. Neden? Seninle karşılaşsak resmi davranırız, iyi davranırız. Ama komşu yıllarca 24 saat seninle beraber. İnsanın canı sıkkın zamanı olur, sevinçli zamanı olur. Ne bileyim, böyle her türlü halleri olabilir insanın. Buna rağmen komşusuna hep iyi davranmış adam. Her durumda zoru başarmış. Onun için komşular diyor ki, bu iyidir, iyi adamdır. Allah ondan razı olsun. Cennete gidiyor bak. Kötülükler ortaya çıkarılmıyor. Efendimiz buyuruyor ki, komşu hakkında Cebrail o kadar durdu ki, komşu komşuya mirasçı olacak diyecek zannettim diyor. O kadar dikkat edeceksiniz. Gürültü yapmayacaksınız. Hanımlar, apartmanın üst katında balkondan çamaşır yıkanmış veya elbise tozlu topraklı balkondan silkiyor. Evde silkse çünkü toprak olacak. Evin içi ya. Balkondan silkiyor. Hanımefendi, alttaki de senin kardeşin. Senin toprağın, o pislik nereye gidecek? Alttaki dairenin balkonuna. Değil mi? Balkonlar aynı yere yapılıyor. Veya yolun kenarında silkiyor. Kimin başına düşecek? Sokaktan geçen adamın. Düşüneceksin. Bana kötü olan şey diğer komşularıma da kötüdür. Yapmayacağım. Sabahleyin erkenden kalkıyorsun, bağırıyorsun, geç kaldık falan filan. Dur lan, adam geç yattı. Senin gürültünle uyuyamayacak adam, perişan olacak. Televizyonu ardına kadar açıyor, zıpır delikanlı. Yok, güzel kardeşim, sen Müslümansın, insansın. Müslümanlık böyle bak. Komşun hakkı önemli. O kadar durduk diyor. Cebrail aleyhisselam mirasçı olacak zannettim diyor. Hangileri komşu? Bu dediğiniz, bu önem vereceğimiz komşu kaç kişi? Hakkul car 40 daran. Hakeze, 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 hakeze. Evet, yeminen ve şimalen ve kuddamen ve halfen. Komşu, hadis-i şerif. Önden 40 ev,
arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev, sağdan soldan 40 ev, 40 ev diyor. Hadis böyle. Ama Ebu Hureyre'den ifade edilen bu hadisten başka komşu nedir? Kimler komşu sayacağız? Ezanı duyan, bu caminin ezanını duyan adamlar hepsi komşu sayılır. Şimdi hoparlör okunuyor. Duyulmaya yer kalıyor mu? Onun için bazı alimler demişler ki bir memleketin insanı, aynı yerde yaşayan insan hepsi komşudur. Bu hadiste 40 dedi ama başka hadiste de ezanın duyulduğu olanlar komşudur. Ezanın duyulmadığı yer kalmıyor şimdi. Onların hepsi komşudur. Onu söylüyor. Komşuya da hukukuna riayet edeceğiz. Eğer orada sınıfı geçersek bizim hatalarımızı Allah görmeyecek. Komşu hakkı o kadar önemli. Evet, öyle söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son hadis. Hakkur raculi ala zevcedihi en tuti'a amrahu ve en teberra kasemahu ve en la tehcura firâşehu ve en la tahruca illa biiznihi ve en la tudkhila aleyhi men yekrahu. Hadisin tamamını okudum. Evlenmek Allah'ın emri. Evleneceksiniz. Fenkihu ma taaba lekum minen nisa'i. Ey erkekler, Allah'ın sizi helal kıldıklarından, hoşunuza gidenlerden, beğendiklerinizden, size helal olanlardan evleniniz. Bu devirde kendimi zor ediyor, idare ediyorum. Bir de karının nazımı çekeceğim. 35 yaşında 40 yaşında evlenmiyor. Ben de duyurucuyum kardeşlik adına. Böyle olan evlilikten kaçanlara ey veliler ve enkihul eyyame minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara yunihumullah. Ey analar babalar, ey amcalar dayılar, halalar teyzeler, böyle evlilikten kaçan bekarları evlenmeyen hoşuna gelmişse evlendirin. Allah'ın emri yahu. Ayet bu. Ama hocam bizim gelirimiz yetmiyor. Fakiriz. Allah da diyor ki in yekunu fukara yunihumullah. Evlenecek olanlar eğer fakirseler Allah onları zengin eder diyor. Bu ayet nazil olduktan sonra Hazreti Ömer demiş ki evlenmeden zenginlik peşinde koşanların aklına şaşarım demiş. Allah zenginliği evlenmeye bağlamış. Şimdi aşağıda zamanımız yok. Allah evlenene yardım eder. Evet, sırf zinaya düşmeyeyim, iffetimi koruyayım diye, evet, sırf iffetini korumak için Müslüman neslinin artmasına sebep olayım diye, yanlış işler yapmayayım diye, Peygamber'in emri diye, Allah'ın emri diye, bu maksatlarla evlenene Allah yardım eder. Allah yardım eder. Bu Kur'an'da ayet beyefendi. Peygamber sözü. Eğer ama ben zaten zor geçiniyorum dersen bak peygamberle karşı karşıya gelirsin. Bismillah tevekkel cuallallah. Ama sana iş teklif ediyorlar. Bu paraya bu devirde çalışılır mı? Öyle deme. Çalış. Bir göster çalışkanlığını. O da insan. O vermese bile öteki bakıyor güzel çalışıyorsun. Ben sana 2-3 misyonu veririm. Güzel çalışıyorsun. Hile yapmıyorsun. Gayretlisin. Rızık kapısını açarız. Sen dalak ben verek. Önce gayret senden. Zaten zor geçinim. Sakın ha diyor. İn yekunu fukara yunihumullah. Evlenin. Evet. Şimdi Amerika'nın derdi bu. Avrupa'nın derdi bu.
Avrupalı kadın, Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Çocuk yapmıyor. Rakamlarla sabit. Bu nazariye değil. Devlet o kadar evlenenlere o kadar şey diyor, yardım ediyor. Amerika'da özel doktor veriyor. Maaş bağlıyor. İyi yetişsin çocuklar, gerizekalı olmasın diye. Daha doğmadan vitamin veriyorlar anasını çocuklara. Onun için 3 Amerika'dan birisi obez, 120 kilo. Şimdi onun derdindeler. Yine de Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Biz de kaldık, gördük. Fransa'da kaldık. Avrupa'da kaldık. Cumhurbaşkanı 80'li yıllarda Jacques Chirac. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara gelecek dedi kaç kere televizyondan. Çocuk yapmıyor. Çocuk yapmıyor. Belçika'da konferans veriyorum. 5-6 bin kişi. Kalabalık olunca heyecanlandık, güzel oldu. Bir adam kalktı. Hocam çok güzel oldu dedi, Allah senden razı olsun dedi falan. Ben dedi belediye başkanıyım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dedim. Niye dedi? Dedim bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun. Belediye başkanıyım diyorsun. Hocam ben Denizliyim dedi. Hemşeriyiz dedi. Nasıl dedim belediye başkanı oldun? Hocam biz %51'iz burada dedi. Çünkü Avrupalı kadın çocuk yapmıyor. Bizim işçiler de devlet çocuk parası ya, alıyorlar ya. 6-7-8 Allah ne verdiyse iktidara geldik hocam dedi. 80'li yıllarda. Avrupa'nın derdi bu, Amerika'nın derdi bu. Peygamber ne diyor? Evlenin, çoğalın. Sizin çokluğunuzla ben gurur duyacağım. Peygamber sevindirmekten güzel şey var mı? Bir, dünyanın şeyi ortada. Çin'e gittim ben. O insanların kaldığı yerlere siz havyan bağlamazsınız. Ama kaç milyar nüfusu var değil mi? Gece gittim. Çalışan hep de 14, 15, 16 yaşında kızlar. Bu kamera fabrikasına gittik bir arkadaşımla. Adamdan izin aldım. Ben dedim işçilerle konuşacağım. Bir tanesini konuşturamadım. Bir tanesini. Nerede kalıyorsunuz? Sonra baktım kaldıkları yerlere. Gözümle gördüm. 14, 15, 16 yaşında kızlar çalışıyor fabrikada. Gece saat 11. Ne zaman işe başlıyorsunuz? Cevap yok. Ne zaman bitirin? Yok. Sen de kız var mı? Yok. Kaç para alıyorsunuz? Yok. Kaldıklara baktım, hayvanı bağlamazsınız. O kadar kepaze bir yerler. Ama Çin devleti sokakta aç kalacağına, karın tokluğuna çalışmaya izin vermiş bütün işverenlere. Böyle çalışıyorlar. Ne demek istiyorum? Evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sen yoksun. Namlı bir tarihimiz var. Dünyayı hükmetmişiz. Ama biz yokuz. Çin var. Niye? 1,5-2 milyarı saf dışı edemiyor. Nüfus kuvvet demektir. Bak kalabalıklığından dolayı dünyada söz hakkı. Çin orada öde üye. Sana kimse dönüp bakmıyor. Efendimizin sözü ne kadar güzel. Çoğalınız diyor. Bak çoğalınız. Rızık Allah'tan çoğalınız. İyi niyetlerle. Hem beni sevindiriniz hem Allah'ı sevindiriniz. Hulasa güzel peygamberimiz. Dinimiz güzel, peygamberimiz güzel. Allah bize de nasip etmiş. Bilerek dört elde sarılalım. Dinimizin hükümlerine, bu uyarılara. Evet, kulağımızı küpe edelim. Gene kanun fatih olalım, çal açalım. Kanun olalım, emir verelim dünyaya. Allah ve Resulü arkamızda. Evet, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu. El-Hayyel Kayyum ve Etubu İleyh. Fatiha-i Şerife Me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim.
üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na ve sekreti. Kesikla fe inne ma'al usri yusran ve ma'al usri yusran. 11'er İhlas suresi besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekuluna rabbena innena amennâ fa'fir lenâ zunubenâ ve qina azâbennâr. Es-sâbirîne ve's-sâdikîne ve'l-qânitîne ve'l-mûnfikîne ve'l-müstağfirîne bil-eshâr. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب نمازımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde dâil eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerini hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine de hediye edildik vasıl eyle. Bil cümle ahirete itihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervanı da hediye edildik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşah efendilerimizin erbahiyle beraber şurada toplanan bizleri La İlahe İl-Alemin affeyle, merhametinle bizleri muamele ile, geçmişlerimize rahmet eyle. Bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar giden şehitlerin, gazilerin ruhlarına da hediye edik vasıl eyle ya Rab. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu ileyk. Sübhane Rabbine Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.